Öncelikle iki yıl önce 103 insanımızı kaybettiğimiz tarihimizin en kanlı terör saldırısını lanetleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Evet iki yıl önce 103 insanımızı kaybettik. İçlerinde çocuklar vardı. Ve bugün geçen yıl olduğu gibi sevdiklerini anmak bu kanlı terör saldırısını protesto etmek için aileler Yakınlarını kaybedenler bir araya geldi. Fakat Ankara Valiliği'nin emniyet müdürlüğüne verdiği talimat sebebiyle maalesef sevdiklerini dahi, çocuklarını dahi anamadılar. Ankara Valiliği bu yetkiyi nereden alıyor? O hal düzenindeyiz. Belki farkında değiliz ama o hal düzeninde demokrasi ve hukuk tamamen askıya alınmış durumda. 12 Eylül darbe hukukunun tipik bir uygulaması olan Ohal düzenini iktidar olarak çok sevdiniz. Sevdiniz ama ülkeyi de adım adım bir felakete götürdüğünüzün farkında değilsiniz. Çok kötü yönetiyorsunuz. Ohal düzeninde terörle hiçbir ilişkisi olmayan İbrahim Kaboğlu gibi birçok akademisyen, üniversitede ihraç edildi, gazeteciler, milletvekilleri, cezaevindir. Çok kötü yönetiyorsunuz. Ohal düzenindeyiz ve demokrasi ve hukuk, askıda. Adalet vicdanlardadır. Onun için vicdanınızın sesini dinleyerek hareket etmek zorundasınız. Hepimiz zorundayız. Değerli milletvekilleri, 15. maddeyle ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. 15. madde ile işçinin aleyhine bir düzenleme getiriyorsunuz. İşçinin lehine olan işçi alacakları için 10 yıllık dava açma süresini 5 yıla indiriyorsunuz. Yani 10 yıllık zaman aşımı yerine 5 yıl. Neden? Neden işçinin aleyhine bir düzenleme? İşçinin kıdem tazminatı alacağı, ücret alacağı, ihbar tazminatı alacağı bütün alacakları kutsaldır ve iş hukukunda korunur. Önceliklidir. Niçin bu aleyhe düzenleme geliyor? Genel alacaklarda, adi alacaklarda dahi borçlar kanununda 10 yıllık bir zaman aşımı varken İşçinin alacaklarında neden 5? İşçinin lehine değil, aleyhine bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. Onun için bu maddenin tasarıdan çıkartılması için önerge verdik.